Herkese merhabalar. Bu tutorial videosu daha önce TradingView üzerinden yayınlamış olduğum uyumsuzluk osilatörünün nasıl kullanacağını anlatmak için hazırlanmıştır. Bu uyumsuzluk osilatörü ile beraber diğer 10 algoritmanın olduğu paketi, daha doğrusu 9 algoritmanın olduğu paketi videonun açıklama kısmında yer alan linkten hem inceleyebilir TradingView üzerinden hem de finansbi.com üzerinden 22 Temmuz'a kadar ücretsiz üye olarak premium pazardan alabilirsiniz. Dilerseniz önce algoritmanın temel mantığıyla başlayalım. Sonra da hangi periyotlarda nasıl kullanacağımıza diğer algoritmalarda olduğu gibi açıklık getirelim. Geçmeden önce yine bunu belirteceğim. Bütün videolarda belirtiyorum. Her pazar yapısının kendine özgü dinamikleri vardır. Bu osilatörü göstergeyi kullanırken de bunları dikkate almamız gerekiyor. Her pazar yapısını farklı dinamiklerde, farklı periyotlarda nasıl ele almamız gerektiğini. Bu osilatör tabii içinde bulunan fonksiyon gereği çok büyük değişiklikler yapmanıza gerek kalmayan bir osilatör. Yalnızca İleride temel mantığını anlattıktan sonra videonun ilerleyen dakikalarında temel mantığını anlattıktan sonra birkaç küçük değişiklik nasıl yapabiliriz, nasıl olur o şekilde anlatmaya çalışacağım. Önce algoritmanın temel, daha doğrusu göstergenin temel mantığını anlatayım. Uyumsuzluk osilatörü trend dönüşlerini, şurada gördüğünüz trend dönüşlerini tespit etmek için yükseliş ya da düşüş dalgalarında burada olduğu gibi uyumsuzlukları yakalamak için kullanılan bir göstergedir. Uyumsuzluk osilatörü piyasada trendle birlikte oluşan yapay fiyatlama ile gerçek fiyat arasındaki uyumsuzluğu bir ağırlık merkezine göre, videonun başında da söyledim, Center of Gravity diyoruz biz buna. Bir ağırlık merkezine göre ölçer. Osilatör tasarlarken amacım RSI'daki gibi pozitif ya da negatif uyumsuzlukları yakalamaktı. Çünkü RSI'da özellikle piyasa yapıcıların, bu son dönemde artan HFT'lerin yüksek frekanslı trade eden, işlem yapan robotların, bu RSI'deki uyumsuzlukları kullanarak traderları ya da yatırımcıları yanıltmaya yönelik işlemler yapması sebebiyle bu RSI'deki uyumsuzlukların çok da net bir şekilde bazen tutmadığını özellikle kısa vadeli grafiklerde görüyoruz. Benim amacım buradaki o yanılgıyı ortadan kaldırmak ve kendi açımdan buradaki pozitif ya da negatif uyumsuzlukları daha kolay yakalamaktı ve daha pürüzsüz bir şekilde bunları yakalamaktı. Yani ana amacım buradaki yanılgıyı, yani RSI'de oluşan yanılgıyı ortadan kaldırmaktı, piyasa yapıcıya fırsat vermeden. Uyumsuzluk osilatöründe herhangi bir RSI gibi, herhangi bir ön tanımlı gösterge kullanmadım. Tıpkı trend velocity and quality'de olduğu gibi fiyat hareketini 100 adımda ölçen farklı bir metot kullanmaya çalıştım. Trend velocity quality'de fiyat hareketini biraz daha farklı bir fonksiyonla ölçtüm. Burada uyumsuzluk osilatöründe biraz daha farklı bir fonksiyonla ölçtüm. Burada daha keskin bir sonuç elde ediyoruz. Orada da uyumsuzlukları çok rahat görebiliyorduk ama burada çok daha keskin bir sonuç elde ediyoruz. Amacım dediğim gibi fiyat ile trend hızını aynı anda ölçmek ve trend sonlarındaki uyumsuzlukları yakalamak. Şimdi şöyle göstereyim öncelikle. Ya kullanımı çok basit bir osilatör. Pozitif negatif uyumsuzlukları yakalamayı bilen her insan bu osilatörü kullanabilir ama bilmeyen insanlar için anlatayım. Pozitif uyumsuzluk nedir? Piyasada fiyatlamada iki yeni tepe görürüz ama işte normalde RSI'de ölçülür bu ama şöyle mesela RSI'yi ekleyeyim burada bir gösterge olarak aynı zamanda. Evet, şimdi bakın bu saatlik bir grafik. Burada gördüğünüz gibi mesela burada RSI'de herhangi bir uyumsuzluk yok. RSI da kırmızı, burası da kırmızı. Yani iki
tren çizgisi daha doğrusu burada çok net bir şekilde aşağıda, hem RSI'da hem de burada, ama Center of Gravity'de gördüğünüz gibi yukarı doğru bir ivmelenme görüyorsunuz. Çünkü bu ağırlık merkezini burada zaten belirttim, sıfırla ölçüyorum buradaki. Yapay fiyat, gerçek fiyat ve aynı şekilde burada trendin yeşile döndüğünü, artık tersine döndüğünü gösteren bir tetik nokta ile gösteriyoruz buradaki yapay fiyatlamayı. RSI'da böyle bir fiyatlama göremiyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir uyumsuzluk yok. Uyumsuzluğun olduğu bir yeri görebilecek miyim burada diye bakıyorum. Aslında onu da şu grafik üzerinde, saatlikte, sadece şurada bakın. Şurada, şu ikisi arasında var. Sadece burada var. Bakın. Nasıl yapıyoruz? Şu son iki tepeyi birbiriyle, tren çizgisiyle birleştiriyoruz. Burada da son iki tepeyi birleştiriyoruz. Birinde eğim aşağı doğru, birisinde yukarı doğru. Bu bize uyumsuzluğu görmemize yardımcı oluyor. Ama gördüğünüz gibi burada RSI'da trendin hepsinde, hiçbirinde, mesela burada da mesela eğim gördüğünüz gibi yukarı doğru, aşağı doğru değil. Bakın. Ama burada uyumsuzluk osilatöründe yukarı doğru. Gördüğünüz gibi hemen uyumsuzluğu tespit ediyorsunuz. Bu TVQ'ya göre de, RSI'ya göre de çok daha net uyumsuzlukları tespit etmenizi sağlayan bir osilatör. Yani sadece uyumsuzlukları tespit ederek çok basit bir şekilde pozisyona gireyim derseniz, bu osilatör bu uyumsuzlukları tespit etmede birebir bir göstergedir. Ha, şunu söyleyeyim. Başka bir sembol seçelim. Şimdi ben 15 dakikanın altındaki grafiklerde 10 periyot kullanmıyorum burada. Yani daha doğrusu buradaki aslında standart bir şeydir. Yani ben 10 dakikanın altında da bu 10 periyodu değişmenizi pek tavsiye etmem, ama şöyle söyleyeyim. Çok daha sık sinyaller almak istemiyorsanız, çok daha sık işleme girmek istemiyorsanız buradaki periyotlar. Örneğin 8 dakikalık bakıyorsanız 16 periyot, 5 dakikalık bakıyorsanız 10 periyot, işte 13 dakikalık bakıyorsanız 26 periyot şeklinde bakabilirsiniz. Şöyle başka bir grafik üzerinden bunu gösterelim. Örnek veriyorum. Şimdi burada şöyle 13 dakikalık bakalım. Bakın burada da gördüğünüz gibi, yani aslında periyotlarla çok oynamanıza gerek yok, tavsiye etmem. Bakın burada yatay bir fiyat oluşumu var, ama Center of Gravity yönünü uyumsuzluk osilatörü daha doğrusu yönünü yukarı doğru çevirmiş. Burada ağırlık merkezi, yani Center of Gravity dediğimiz ağırlık merkezi yukarı doğru dönmüş. Bu da trendin döneceğini gösteriyor, bize haber veriyor. Yani daha düşük periyotlarda da bu şekilde kullanabiliriz. Şuralarda, bu tür yerlerde, yani yatay trendlerin olduğu yerlerde çok fazla sinyal verebilir. Bunu engellemek için böyle 13 periyot kullanıyoruz ya, bunu 26 şeklinde yapabiliriz. Bakın, 26 şeklinde yapabiliriz. O zaman burada gördüğünüz gibi yine ağırlık merkezi tersine dönecektir. Bakın buradaki şeyde, trendde, trendin yaptığı hatayı ya da işte burada alıcıların yaptığı hatayı çok net bir şekilde algılayacaktır. Yine bir değişiklik olmayacaktır. Sadece şuradaki ara kısımlardaki fazla sinyalleri görmezsiniz. Bakın şurada aynı şekilde görebilirsiniz. Yalnız bunu 15 dakikanın üstünde çok fazla yükseltmeyin. Hatta 15 dakikanın üstünde standart 10 periyot yapın. Sakın ola sakın değiştirmeyin. 15 dakikanın üstündeki grafiklerde dediğim gibi onun üstüne çıkmayın. Hatta onun üstüne çıkıp da bozulma gördüğünüz, düzgün sinyalandıramadığınız bölgelerde hemen bunu 10 yapın. Öyle söyleyeyim. Burada gördüğünüz gibi bakın trend yukarı doğru, ama burada uyumsuzluk osilatörü, yani Center of Gravity dediğimiz kütle çekim ağırlık merkezi
Burada aşağı doğru. Burada çok net uyumsuzlukları yakalayabiliyorsunuz. Çok net işleme görebiliyorsunuz. Burada da aynı şekilde bakın, hem dipte burada yakalanmış durumda ağırlık merkezi, hem de tepede burada yakalamış durumda. Şöyle gördüğünüz gibi iki tane. Ama dediğim gibi yani bu, bakın mesela 15-13 dakikalık grafik kullanıyoruz. Burada aslında 10 kullanmak çok daha mantıklı, ama bazı grafikler var. Hani bunlar benim kendi tecrübe ettiğim şeyler. Görüyorsunuz çok fazla sinyal üretiyor. O tür durumlarda bunun iki katı kadar arttırabilirsiniz. Ya da yarısı kadar arttırabilirsiniz. Fark etmez, ama ben genelde iki katı kadar olarak kullanıyorum. Bunu hemen ona çevirirseniz zaten buradaki olayı çok daha net görürsünüz. Yani aslında şuradaki dalgalanmalar sizin çok ilginizi ya da dikkatinizi çekip dikkatinizi dağıtmamalı. Buradaki yanılgılar. Şöyle silelim. Burada gördüğünüz gibi bakın, burada son iki şeyde de görebiliyorsunuz. Ondan sonra zaten belki kütle merkezi aşağı doğru bir hareket kat etmiyor, ama sonra ağırlık merkezi aşağı doğru kırıldıktan sonra asıl hareket geliyor. Burada amaç zaten ilk uyumsuzluğun olduğu bölgeleri yakalamak, uyumsuzluk osilatöründe. Burada 10 periyotta da çok rahat yakalayabiliyorsunuz. Sadece dediğim gibi burada ağırlık merkezinin aşağı doğru kırılmaması. Bazen insanda gerginlik ya da sıkıntı psikolojik olarak, ya acaba bu kırılacak mı kırılmayacak mı, yanlış sinyal olacak mı algısı yaratabiliyor. O zaman dediğim gibi hızlı bir şekilde 13 kullanıyorsanız hemen 26'ya dönüp bir bakabilirsiniz. Daha sık sinyaller almamak için. Bu osilatörün genel olarak kullanımı böyle. Yani RSA'ya göre çok daha net, çok daha farklı ve çok daha düzgün uyumsuzlukları yakalarsınız. Hem pozitif hem de negatif piyasanın iki yönlü uyumsuzluğunu yakalamış olursunuz bu göstergeyi kullanarak. Tabii dediğim gibi burada hani ben BIST 30'da kullandığım için burada özellikle saatlik periyotlarda şey yaptım. Çünkü buralarda marj daha geniş oluyor ve size daha geniş bir marj bırakabiliyor işlem yaparken. O yüzden bunu seçtim, ama burada da aynı şekilde 13-15 dakikalık hiç fark etmez kullanabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bakın, şurada son iki tepe, burada son iki tepe aşağıda, burada son iki tepe yukarıda. Bu bize bir uyumsuzluğun olduğunu gösteren bir yapıdır. Şimdilik bu göstergeyle söyleyecek başka bir şeyim yok. Zaten yakalaması çok basit, kullanması çok kolay. Basit bir gösterge. Herkesin kullanabileceği bir gösterge. Herkesin çok çabuk tespit edip işleme girebileceği bir gösterge diyebilirim. Kendinize çok iyi bakın, bol kazançlar dilerim.